Evet arkadaşlar, işte bugün Samsung S6 Edge'ye nasıl yazılım yüklüyor arkadaşlar. Yazılım güncellemesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Cihazımız S6 Edge, Samsung'un S serisinden bir cihaz. Buna yazılım atacağız. Bildiğiniz gibi iki şeye ihtiyacımız var. Bir tanesi yazılımın kendisine, bir de yazılımı telefona atacak uygulama arkadaşlar. Bildiğiniz gibi internet üzerinden yazılım aramaktansa Frigia adlı bir uygulama var, onu kullanıyorum ve o uygulama üzerinden tüm Samsung yazılımları indirebiliyorum. Frigia'yı indirelim arkadaşlar. Önce şöyle yeni bir pencere diyeyim. Yeni penceremizi alalım, şöyle monitöre getirelim. Böyle biraz küçülteyim. İlk olarak Frigia uygulamasına ihtiyacımız var arkadaşlar. Frigia, şöyle Frigia'yı şuradan silelim. Frigia, XDA'da geliştirilmiş bir uygulama arkadaşlar. Şurada detayları var. Güvenilir de bir uygulama. Frigia Here diye oradan tıklayıp GitHub'ın sayfasına yönlendiriyor sizi. Buradan da arkadaşlar 1.44 zip olan en üsttekini seçip indiriyorum. Bakın şurada iniyor. Şurada en üstte klasörden alalım onu. Masa üstüne koyalım onu şöyle. Masa üstüne koydum. Bunu aşağı atıyorum. Bakın dosyamız burada. Sağ tuşla bunu çıkartıyorum. WinRAR dosyasıyla beraber. Buraya geldi. Şurada uygulamamız çark şeklinde olan uygulama. Onu çalıştırıyorum. Bakın şu şekilde iki tane üstte bölge geldi. Buralara dolduracağız arkadaşlar. Ondan sonra check update deyip yazılımı indireceğiz. Peki cihazımız neydi? Cihazımız S6 Edge. Peki S6 Edge'nin ürün numarasını onu şöyle öğreniyoruz arkadaşlar. Ya arka tarafta şu en altta bulunan bölgeden okuyorsunuz arkadaşlar. Ya da cihazın tuş takımına girip şöyle yıldız kare 1, 2, 3, 4 kare yapıyorsunuz. Bakın burada detayları geliyor. Bakın burada detayları var. Benim cihazım neymiş? G925F'miş cihazım benim arkadaşlar. Ne diye yazıyor? Bakalım. SM şöyle tire G925F diyorum. Bu CSC'de arkadaşlar satıldığı ülke. Şimdi bu Türkiye olduğu için tur yazıyorum arkadaşlar. Bazı cihazlarda farklı olabiliyor, farklı ülkede olabiliyor. O ülke kodunu öğrenip bunu yazmanız gerekiyor. Burada tur yazdım, check update tuşuna basıyorum. Burada Türkiye çıkmadı arkadaşlar benim şeyimde. Cihazım Türkiye olmayabilir. Burada XSG Avrupa versiyonunu bakalım. Avrupa versiyonu var mı? Evet, XSG varmış arkadaşlar. Avrupa versiyonu XSG olarak geçiyor. Burada cihazın yazılımı arkadaşlar, yazılımın ismi, ne kadar boyutta olduğu, hangi Android versiyonu içerdiği, bir de oluşacak dosyanın ismi arkadaşlar. Buradan download tuşuna basıyorum. Masa üstünü seçiyorum. Buraya kaydet diyorum. Ve bakın download started dedi. Yazılım indirmeye başladı. Bakın dosya burada oluştu. Tamamlandı dedi. Yazılım indirme tamamlandı. Frigia ile işimiz bitti arkadaşlar. Şöyle yazılımda çıkardığımız yazılımda bir açalım. Şöyle. Bakın dosyamızı çıkartıyor. Bunun yanında arkadaşlar bir de neye ihtiyacımız var? Tabii ki yazılımı yükleyecek programa ihtiyacımız var. Onun ismi de Odin arkadaşlar. Şuraya gelelim. Odin
Download diyelim. Oyun download dedim. Bakın enişte çıktı. Buraya giriyorum. Bu link, bu dosyalar linklerini arkadaşlar ben videonun altına vereceğim. Oradan da indirip kullanabilirsiniz. Oradan 3.13.1'e tıkladım. Tıkladıktan sonra bakın enişte download now var. Ona tıklıyorum. Yeni çıkan versiyon 3.14.4'ü yüklüyor. Şu an onun inmesini bekleyelim. Dosyamız indi. Bunu da masa üstüne aldım. Bakın bunu da aşağı atıyorum. Burayla da işimiz bitti. Şimdi bunu da açıyorum. Şöyle içindeki dosyaları çıkartalım. Bakın Frigia uygulamamız burada. Bununla da yazılımımızı indirdik. Yazılımımız bu. Bir de arkadaşlar oyun programımız var. Oyun programını da çalıştıralım. Tamam dedim. Bunu da kapatıyorum. Bakın oyun programımız bu. Bakın şurada telefonu bağladığımız zaman görüneceği yerler var. Şu an açık haldeyken bağlayayım. Bak şöyle telefonuma kabloyu bağlayalım. Bakın bağladım. Ve burada bakın COM4'te onu gördü. Normal haldeyken gördü. Yazılım modunu aldığımız zaman farklı bir COM'da görecektir arkadaşlar. Burada dosyaları seçeceğimiz yerler var. Şimdi önce bir yazılımımıza bir bakalım. Kaç parça? Tek parça dosya arkadaşlar. Tek parça olduğu için AP bölümünden seçeceğiz. Şimdi eğer 4 parçalı olursa yazılımımız arkadaşlar BL ile başlayan BL'den, AP ile başlayan AP bölümünden, CP ile başlayan CP bölümünden seçecektik. Biz AP ile başlayan bölümden arkadaşlar masa üstünde bulunan bakın indirdiğimiz dosya burada. İçindeki dosyayı seçiyorum. Şimdi dosya biraz uzun olduğu için arkadaşlar önce bir kontrolünü yapıyor. Ondan sonra kabul ediyor. Biraz bekleyelim. Bakın dosyamızı kabul etti. Dosyamız burada. COM4'te görmüştü cihazımız arkadaşlar. Şimdi bu şekilde buna yazılım atamayız. Cihazımızı download moda almamız gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken cihazımızı kapatmak. Şöyle kapatayım cihazımı. Kapat dedim. Tekrar kapat dedim. Kablomu çıkartıyorum. Bakın kablom burada. Burada yapmam gereken ses kısma, orta tuş ve power tuşuna üçüne birlikte basmak. Bakın şöyle bir ekran geldi. Burada download ekranı olduğunu söylüyor. Diyor ki burada yanlışlıkla buraya girmişsiniz. Volume down diyerek çıkabilirsiniz diyor. Fakat volume down, volume up yaparsanız devam edersiniz diyor. Ben volume up yapıyorum ve devam edeceğim. Download ekranımız geldi. Kablomu tekrar takıyorum. Bakın taktıktan sonra COM5'te gördü. Az önce COM4'te görmüştü. Şimdi COM5'te gördü. Şimdi yapmam gereken start tuşuna basıp yazılımımızı atmak. Start tuşuna bastım. Bakın üst kısımda şurada arkadaşlar hangi bölgelere yazılım attığını görebiliyorsunuz. Ayrıca buradan da görebiliyorsunuz. Bir de şurada arkadaşlar bakın bir yeşil şekilde ilerliyor. Arkadaşlar burası yeşil şekilde ilerlediği sürece sıkıntı yok. Kırmızı ya da turuncuya dönerse arkadaşlar o zaman cihazınızda ya da yazılımda bir problem var demektir. Farklı bir kabloyla, farklı bir bilgisayarla deneyin. Olacaktır. Ama cihazınızda bir sorun varsa ona bir şekilde yazılım atamazsınız arkadaşlar. Şimdi yazılımımız bitsin. Ondan sonra kurulumumuzu yapalım. İşlemimiz tamamdır arkadaşlar. Ayrıca buradaki ilerlemeyi arkadaşlar bakın şu kısımdaki ilerlemeyi, şuradaki ilerlemeyi telefon ekranından da buradan da görebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi yazılımımız pas olarak geçti, yeşil olarak bitirdi arkadaşlar. Bu bir sorun olmadı anlamına geliyor. Cihazımızı resetledi. Şu an güncellemelerini kuruyor. İşlemimiz bitecek arkadaşlar. Ekranımız açılacak. Bilgisayarla ilgili işimiz bitti. Tek yapmamız gereken telefonumuzun tekrar açılır hale gelmesi. Bu kadar arkadaşlar. Cihazımız açıldı. Uygulamalarını kuruyor.
Nasıl yükleneceğini, nasıl yapılacağını ben size detaylı olarak anlattım. Hangi dosyaları indireceğinizi bu şekilde ekranda gösterdim size. Bu arkadaşlar bu dosyaların linklerini ben videonun altına vereceğim. Siz de oradan indirip kullanabilirsiniz. Bu işlem sırasında bir sorunla karşılaşırsanız lütfen bana yorumlardan yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, destek olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin, iyi günler diliyorum.